seçimle önümüze sandık gelebilir. Şimdi AKP ellerini ovuşturarak diğer partilerin durumlarını izliyor. Olarak bekliyor. Eğer bunu görür ise bir baskın seçim olma ihtimalini biz görüyoruz. İşte bu yüzden Türkiye'nin her yerinde biz sandık. Ben doktorum. Mesleğimde 30 sene şanla şerefle çalıştım. Benzer adli vakaları ben de yaşadım. Ben doktor olarak hastaya sen hangi dili konuşuyorsun diye sormam. Sen hangi inanca mensupsun diye sormam. Sen hangi partiye oy veriyorsun diye sormam. Sen hangi örgüte mensupsun diye sormam. Ben hastaya ne şikayetim var diye sorarım. Benim ettiğim yemin bunu gerektirir. Ben hastanın şikayetini dinlerim. Hastayı tedavi ederim. Tedavi ederken eğer adli bir sorun olduğunu anlarsam derhal ilgili polise, güvenlik güçlerine haber veririm. Olması gereken budur. Ben şimdi size sorarım. Benim ülkemde devletimin hastanelerinde, bırakın özel hastaneleri, devletimin hastanelerinde IŞİD terör örgütü mensupları tedavi edildi mi, edilmedi mi? Şimdi ben IŞİD'lilerin de tedavi edilmesine karşı değilim. Elbette onlar da tedavi edilecek ama onlar daha sonra ellerine silah verir, Suriye'ye savaşa gönderilmez. Doğrudan doğruya güvenlik güçlerine gider. İşte bu ayrımı yapamayan hükümet terörle yatmış, terörle kalkmıştır. Ben milletin kürsüsünü kullanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'lerin yüzüne karşı siz teröre yardım ve yataklık ediyorsunuz, bunu yaptınız dediğinde hiçbir tanesi de hayır biz yapmadık diye itiraz etmediler. Çünkü teröre yardım ve yataklık suçunu işleyenler ne yaptıklarını biliyorlar. Şimdi gelmişler karşımıza, vay efendim o hastaneyi kapatırız, vay efendim şunu öldürürüz, şunu biçeriz. Böyle bir Türkiye biz istemiyoruz. Biz Türkiye'de herkesin kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Biz Türkiye'de Doğu ile Batı arasında ekonomik fark olmasını istemiyoruz. Biz Kuzey ile Güney arasında, Güney Batı ile Güney Doğu arasında çocuklarımızın farklı imkanlardan faydalanmasını değil, eşit fırsatlardan yararlanmasını istiyoruz. Böyle bir Türkiye mümkündür arkadaşlar. Böyle bir Türkiye mümkündür. Ama ancak CHP iktidarında mümkündür. Onun dışında mümkün değil. Bugün başımızın belası olan terörü bitirmeye çalışmayı bir kenara bırakın, terörü nasıl kullanırım da oy alırım diyen bir hükümetle karşı karşıyayız. 7 Haziran'a kadar teröristlerle el ele olan, Habur'da onlara kırmızı halı serip, hoş geldiniz diyen, daha sonra oylar düşüncede Kürt halkına sırtını dönüp adeta bütün şehirlere bomba yağdıran bir hükümetle karşı karşıyayız. Bunlar, bizler bu acı sorunun çözümünün ne olduğunu biliyoruz. Bu acı sorunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında önce kardeşliği oradan başlatmakla mümkündür. Önce oradan başlatacağız. Başkanlarım onun için buradalar.